Evet sevgili seyirciler, ana haber bülteni kapsamında sizlere hatırlatmalarda bulunduk. Ana haber bülteninin sonuna doğru dedik. Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili efendim stüdyolarımızda olacak ve biz kendisiyle yaklaşık 20-25 dakika civarında birlikte olacağız. Merak ettiğimiz soruları soracağız. Kendileri yanıtlamaya çalışacak. Hüseyin Yayman şu anda stüdyolarımızda ve biz hiç zaman kaybetmeden hemen programımıza başlıyoruz. Sayın Yayman öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim bu soruyu sormuş muydum size bilmiyorum. Sormuş da olabilirim. Epeydir görüşmedik. Çoktandır görüşmedik. Ondan sonra, öyle olunca... Niye görüşemedik? Vallahi böyle girelim o zaman. Öyle, siz herhalde davet etmediniz beni. Ya da siz davet ettiniz, benim programım olmadı. Ama bu vesileyle ben tüm Hataylı hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sizinle biz yeni yılda hiç program yapmadık. 2021'in sonuna doğru da bir program yapmadık. Bir salgın oldu. İki buçuk ay oldu galiba. Birbirimizi özledik. Doğru. İzleyicilerimiz de bizi özlediler. Hataylı tüm hemşerilerimize, uzaktan, internetten bizi izleyen tüm aziz hemşerilerimize de saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Özlemiştik. Böylece bu özlemi kısmen gidereceğiz. İnşallah efendim. Çok hızlı başlıyoruz çünkü süremiz kısıtlı, ana haber bülteninde konuk olmanız münasebetiyle. Ekonomiye geleceğiz tabii. Ekonomi çok önemli. Bunun üzerinden sorular soracağız ama öncelikle Hatay'ı ilgilendiren konularla başlıyoruz. Bütün Türkiye'de olduğu gibi Hatay'da da olumsuz hava koşulları yaşandı ve Hatay'ı da olumsuz yönde etkiledi. Oradan bir başlayalım mı birkaç cümleyle? Evet, bir hafta önce Hassa'da 100 yıl önce yağan bir kar yağdı. Yani 100 yılda bir yağan kar Hassa'mıza da yağdı. Gaziantep'i, İslahiye'yi, Kahramanmaraş'ı, Kilis'i etkileyen gerçekten çok büyük bir kar felaketi. Bu küresel ısınma, küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak artık çöllere kar yağmaya başladı. Yaz ortasında sel felaketleri, hatırlayın Kastamonu, Bozkurt'ta yaşananları. Bu aslında büyük doğal afetin bir parçasını Hassa'da yaşadık. Hassa'mıza çok geçmiş olsun. Kırıkan'ın dağ köylerinde kar afeti yaşandı. Onlara geçmiş olsun. Yayladağ, Altınözü'ne, Antakya'ya biraz daha seyirlik, böyle hani Instagram'da paylaşacak şekilde bir kar yağdı ama Hassa'da çok büyük bir kar felaketi var. Özellikle dağ köylerine doğru, Söğüt'te, yukarıya doğru çıktığınızda, Yoluklar'da bir metreyi bulan bir kar var. Maalesef elektrikler kesik mahallelerde, sular akmıyor, ahırlar ve ağıllar çok ciddi zararlar gördü. Biz cumartesi günü Hatay Valimiz Rahmi Doğan Bey'le, Hassa Kaymakamımız ve Hassa Belediye Başkanımızla bir toplantı yaptık. Ve o toplantıda bir koordinasyon değerlendirme toplantısı. İlk günden beri bu çalışmalarda en çok gayreti gösteren Hassa Belediye Başkanı Gara Mehmet'e teşekkür ediyorum ben. Gerçekten Hassa Belediyesi'nin imkanları çok kıt olmasına rağmen insanüstü bir gayretle çalışma yaptı. Valimizle koordinasyon toplantısından sonra problemi biraz daha toparladık. Burada üç tane, çok özetle söyleyeyim, üç tane temel problemimiz var. Bir tanesi enerji sağdan kaynaklanan bir problem var ve burada elektrikler kesik. Elektrik altyapısıyla ilgili sorun var. İkincisi Hassa'dan kaynaklanan, çünkü Hassa'nın suları, içme suları kuyulardan sağlanıyor. Enerji kesik olunca kuyulara su verilemiyor. Biz AFAD'ın ve enerji sahanın seyyar santralleri var. Onlar bir şehri aydınlatacak kadar büyük santraller. Onları kuyuların yanına getirdik. Böylece su sağlandı. Diğer taraftan ahırları ve ağılları zarar gören çok sayıda vatandaşımız var. Onlarla ilgili AFAD ekipleri tek tek hasar tespiti yaptı. Hasarları hemen tanzim edilecek, verilecek. Üçüncüsü de zeytin ağaçları zarar gören çok sayıda vatandaşımız var. Onların zararları da kar kalktıktan sonra İl Tarım Müdürlüğü tarafından tespit edilecek ve zararları kendilerine iade edilecek. Peki efendim, çok hızlı yine
Hassalı kardeşlerimiz, buradan bizi izleyen, Hassa'dan izleyen kardeşlerimiz, elektriğiniz var mı bilmiyorum, izleyebiliyor musunuz? Var mı elektrik şu anda? Elektrik Hassa merkezde, Aktepe'de, Akbez'de var. Bazı mahallelerimizde yok. Yani sorunun %97 enerjiyle ilgili problemin %97'si çözüldü. Eğer elektriği olmayan vatandaşlar varsa bize ulaşsınlar, sosyal medyadan ulaşsınlar, kendi telefonlarımızdan ulaşsınlar. Gece yarısı sabaha kadar. Biz telefonlarımız açık, milletimizin yanındayız. Afet bölgesi ilan edilmesi söz konusuydu. Afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Biz Hassa'daki koordinasyon toplantımızda, ben Rahmi Doğan Bey'e de, kendisi burada yok, teşekkür ediyorum. Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'i aradık. Yine AFAD Başkanı Yunus Bey'i aradık. Ve İçişleri Bakanımızla ben bir gün önce görüşmüştüm. Aslında devletin bütün kurumları oradaydı. Orada olanlar, olmayanlar vardı. Bunlara girmeyeceğim. Vatandaş biliyor zaten. Kim orada? Kim onun yanında değil? Ben sadece şunu söyleyeceğim. Bu konu önemli. Devlet, Ali Yolcu Bey, bak resmi konuşuyorum. Sizinle hep samimi bir şeyim var. Devlet millet için vardır. Bu milletimizin bir kişinin bile zarar görmesini biz istemeyiz. Ve o zararların tanzim edilmesi için biz Allah'ın izniyle gece gündüz çalışırız. Böyle devleti Allah var etsin efendim. Evet. Bu kadar açık ve net. Milletinin yanında, vatan yanında olan devleti de Allah var etsin diyoruz ve devam ediyoruz. Efendim, Antakya merkezde eski Atatürk Stadyumu yıkıldı biliyorsunuz. Evet. Yerine Millet Bahçesi yapılacak. Öyleydi, öyle deniyordu. Ancak bir süre önce söz konusu alana bir de cami yapılacağı konusunda bir tartışma, bir söylenti çıktı. Sizin de bu konuyla ilgili açıklamalarınız evet, var. Elbette ki insanların ibadet etme hakları var, ibadet etme mekanları da sağlanmalı kendilerine. Ancak şöyle bir tepki de doğdu. Ya etrafı camilerle çevrili bir alana neden bir cami daha yapılsın? Başka şekilde değerlendirilemez mi? Yeşil alan, komple yeşil alan kalsın diyenler de var. Son nokta, son aşama nedir efendim orayla ilgili? Evet, orası yaklaşık 45 dönümlük bir alan. Stadın olduğu alan 45 dönüm. Onun yanında da biliyorsunuz DSI Parkı dediğimiz bir park var. Orası da 30 dönüm. Yaklaşık o alan, yani stadın alanı parkla birleştiği zaman 75 dönümlük gerçekten muhteşem bir alan olacak. Ankara'daki Güven Park gibi, İstanbul'daki Gezi Parkı gibi, New York'taki Central Park gibi, Londra'daki Hyde Park gibi gerçekten Antakya'mızın, güzel Antakya'nın, yani tarihin başladığı şehir olan Antakya için muhteşem bir eser olacak. Bunu yapan ben tüm milletvekillerimize, Abdülkadir Özel'e, Hacı Bayram Türkoğlu'na, Sabahat Özgürsoy Çelik'e, Hüseyin Şanverdi'ye, il başkanımıza, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak Lütfü Kaşıkçı'nın burada emeği var. Murat Adal Bey'in emeği var. Çünkü niye biliyor musunuz bu isimleri saydım? Marifet iltifata tabidir. Biz bunu bir anda yapalım demedik. Biz ortak bir fikir olarak bu proje gelişti ve bu noktaya geldi. Burada iki şey yapacağız. Sadece cami yapmayacağız. Bir tane de Antakya'ya yakışır 1500 kişilik salonu olan bir kültür merkezi ve kütüphane yapacağız. Böylece alanı birleştireceğiz. İki parkı birleştirmiş olacağız. Çok geniş bir alan olacak. Burada vatandaşların talebi var, vatandaşlarımızın talebi var. Ben de Antakya merkezde böyle bir caminin ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Tabii camiler var. Bizdeki camiler küçük camiler. Yani 200 kişilik, 300 kişilik bunlar butik camiler, mahalle camileri. Ben bunu da çok önemsiyorum. Niye? Cami çünkü bir yaşamın kendisi. Camilerin bizim daha aktif kullanmamız lazım. Ve bu noktada burada çocuklar için okuma salonu, bir kültür merkezi, bir ihya merkezi, bir inşa evet, merkezi olması lazım. Kültür buraya merkezi de olmasın, cami de olmasın dersem bir Antakyalı olarak tamamı yeşil alan olsun diye. Şöyle, bu sizin fikriniz. Tabii. Bu demokrasidir. Başka fikri olan insanlar da var. Mesela Hatay'daki tüm STK'lar, Antakya'daki STK'ların %80'i toplandı ve geldiler bize. Dediler ki biz burada bir cami ve kültür merkezi yapılmasını istiyoruz. Ve bu aslında yapıldığı zaman görülecek, Antakya'mızın kurtuluşu olacak. Şundan emin olun, biz oranın betonlaşmasına zaten karşıyız. İlk karşı çıkacak kişilerden bir tanesiyim. Biliyorsunuz bu projenin aslında şöyleydi. Stat yıkıldığında, yeni stat yapıldığında bu eski stat TOKİ'ye gidecekti. TOKİ de buraya konut alanı yapacaktı. Tamam, biz buna karşı çıktık. Doğru.
karşı çıktık. Buranın bir millet bahçesi, bir yeşil alan, Antakya'nın ve Hatay'ın nefes alacağı bir alan haline gelmesini sağladık. Çok şükür Allah'a buraya da bu yeşil dokusunu bozmadan, buradaki herhangi bir rahatsızlık oluşturmadan buraya güzel bir estetik bir cami ve çok güzel bir kültür merkezi. Yani düşünün, iki tane güzel kurum karşı karşıya ve çok güzel bir şey olacak. Kaç yıl içinde bitirmeyi düşünüyorsunuz? Yani hem cami inşaatını, hem kültür merkezini, hem de bir bütün olarak o millet bahçesi, millet bahçesi dediğimiz alanı. Millet bahçesi 2022'nin Haziran-Temmuz ayında bitecek. 8 ayda millet bahçesi 8 ayda biter. Cami de hızlı bir şekilde ilerler. Zaten orada bir protokol yaptık. Kültür Turizm Bakanlığı mevcut kendi kültür merkezini, kendi kültür merkezini TOKİ'ye verdi. Onun karşılığında, yani bizim eski dilde trampa, becaiş yapıldı. Kültür merkezi depreme karşı dayanıksız bir binaydı. Orası güçlendirilecekti. Biz dedik ki burayı güçlendirme için harcayacağınız parayı harcamayın. Evet, burayı biz size verelim TOKİ'ye. TOKİ burayı ne amaçla kullanırsa kullansın. Ama bunun karşılığında siz de bize bir kültür merkezi yapın. İnşallah onu da millet bahçesinin içinde çok yakışacak. Yani düşünün, Antakya'nın AKM'sini yapacağız. İstanbul'da Gezi Parkı'ndaki AKM benzeri bir binayı biz millet bahçesinin içine yapacağız. Harika efendim, biz de merakla bekliyoruz. İnşallah. Çok yeni bir bilgi. Osmaniye'nin büyükşehir yapılacağı ve büyükşehir yapılırken nüfus ihtiyacını karşılamak üzere tahminen Hatay'a bağlı 4 yol ve Erzin'in Osmaniye'ye bağlanacağı yönünde kamuoyunda dolaşan bir söylenti var. Bugün de bu konuyla ilgili İyi Parti Hatay İl Başkanı sevgili Şefik Çirkin bir açıklama yapmıştı ve bu konunun sakıncaları üzerinde durmuştu. İktidar milletvekilisiniz. Böyle bir konu var mı? Konuşuluyor mu mecliste? Nereden çıktı bu efendim? Katılır mısınız böyle bir şeye? Ben bunu ilk defa duydum. Katılmıyorum. Ben Hatay bir bütündür, parçalanamaz. Ve bu anlamda Hatay'ın içinden yeni bir il çıkartılması, Hatay'dan bazı ilçelerin bölünüp Osmaniye'ye verilmesi, Adana'ya verilmesini doğru bulmuyorum. Nokta. Üzerinde çok konuşmaya gerek yok diyorsunuz. Bence yoruma gerek yok. Peki. Efendim, ekonomi çokça konuşulan bir mesele. Doğru. Bütün dünyada konuşulan, çokça konuşulan bir mesele. Ama sanki ülkemizde, Türkiye'de biraz daha mı ağır oldu? Ya da ben mi yanlış biliyorum? Şimdi sizler söylersiniz. Ve ekonomi üzerinden muhalefetin yaptığı yorumlar, vatandaşların yaptığı yorumlar, özellikle son gelen zamlar elektriğe, doğalgaza gibi. Ve bunun üzerinden yürüyen bir muhalefet artık AK Partili milletvekilleri sokağa dahi çıkamıyor diyorlar. Sokağa çıkamıyor musunuz siz? Böyle bir şeyi kabul etmem. Ben zaten hep sokakta olan, milletin yanında olan bir insanım. Buraya gelmeden önce ben 3 gün boyunca Hassa'da hem ova köylerini hem dağ köylerini gezdim. Gece yarılarına kadar vatandaşımızla beraberdik. Vatandaşımız bizi gördüğü zaman mutlu oldu. Hatta bizi gördüğü için mutlu oldu. Bazı yöneticilerini orada görmediği için de orada problemler çıktı. Ona girmeyeceğim. O bizim konumuz değil. Ben onu milletimizin takdirine bırakıyorum. Buraya gelmeden önce yine Kırıkhan'daydım. Antakya'daydım. Bu programa gelmeden önce Antakya'da Mehmet Okay Bey'in başkanlığında Altınözü ve Antakya muhtarlarıyla biz toplantı yaptık. Yerseli Barajı ile ilgili bir problem vardı. Oradaki sulama fiyatları ile ilgili. Onu DSİ Genel Müdürü, Bölge Müdürü ile konuştuk. Bizim sokağa çıkmamızla ilgili sorun yok. Burada tam da en önemli konu bu. Ben bugün kendi sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Biz İyi günde de, kötü günde de, zor günde de vatandaşımızın yanındayız. Ben, zamlar var. Bunlar gerçekten insanların canını acıtıyor. Buna yok demek hayatın olağan akışına ters bir durum. Ama benim söylediğim bir söz var. Evet, sorunlar var. Bu sorunların çözümünün adresi de var. Çözümünün adresi AK Parti'dir. Çözümünün adresi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz inşallah AK Parti olarak bu sorunların çözümü için daha çok çalışacağız. Ekonomide problemler var. Bu ekonomideki problemleri aşmak, zamları ortadan kaldırmak için biz çalışacağız. Zaten şu anda bakın, bu kadar zam oluyor. Yani hayatın olağan akışına ters döviz kurunda dalgalanmalar yaşandı. Bizim rakibimiz Cumhuriyet Halk Partisi değil. Bizim rakibimiz İyi Parti değil. Bizim rakibimiz HDP değil. Bizim rakibimiz Zam Partisi. Bizim rakibimiz Pahalılık Partisi. Bizim rakibimiz Ekonomi Partisi. Durum böyle olunca bakın, bu
olumsuzluklara rağmen, ekonomideki olumsuzluklara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu arttı mı Ali Bey? Bilmiyorum yani anketlere bakmadığım için bilmiyorum. Anketlerde, benim baktığım anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu artmıyor. Bu şunu gösteriyor. Milletin umudu hala AK Parti, bu sorunların çözümü için adresi AK Parti olarak görüyor. Biz de bu mesajı sokaktan alıyoruz. Bu çok önemli. Milletin Peki. mesajını AK Parti almıştır. Gübre fiyatındaki artış, bak siz söylemeden ben söyleyeyim. Gübre fiyatları 4000 liradan 16000 liraya çıktı. Şimdi 8000, 9000 civarında, inşallah daha aşağı inecek. Ayçiçeğinin kilosu 18 liradan 58 liraya çıktı, aşağı inecek. Yine domatesin fiyatı, yumurtanın fiyatı, mercimeğin fiyatı, fasulyenin fiyatı. Bunlar yani düşünün, Akbez pazarında, Antakya Uzun Çarşı'da peynirin fiyatı iki katı arttı. Bunun döviz kuruyla ilgisi yok. Ama girdi fiyatları arttığı için arttı. Bunların tekrar makul seviyeye gelmesi için, yani döviz kurundaki dalgalanmadan önceki seviyeye gelmesi için tedbirleri alıyoruz, çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Elektrik fiyatlarında benzer bir çok şey arttı. Söylemek mümkün mü? İnanılmaz çok arttı. Derecede aşırı bir şey abi. Yani herkes bize faturasını çekip gönderiyor. Benim evimde fabrika yok diyor. Ondan sonra bu fatura kabul edilemez diyor. Evet, ben de kabul edilemez buluyorum ve bunların düzeltilmesi konusunda biz Sayın Enerji Bakanımıza bu sorunumuzu ilettik. Bunlar gerçekten vatandaşımızın çok canını yakıyor. Biraz önce dedik ya, devlet millet için var. Eğer devlet millet için varsa tabii şunu da görmek lazım. Yani Türkiye'de bunlar sadece yaşanmıyor. Dünyada da, Amerika'da da, Fransa'da da, Almanya'da da, İngiltere'de de, işte Türkiye'nin doğusunda da, batısında da çok ciddi ekonomik sorunlar var. Korona salgından kaynaklanan problemler var. Ekonomiden kaynaklanan problemler var. Dünyanın yaşadığı gerilimden kaynaklanan problem var. Belki yakında savaş çıkacak Rusya ile Ukrayna arasında. Yani konuşulan bir konu, umuyoruz ki çıkmaz efendim. Çünkü zaten bizim inşallah yani bu taraftaki komşularımızla başımız dertte, bir de orada da inşallah böyle bir şey olmaz. Yaşanmaz. Efendim, Reyhanlı milletvekili misiniz? Bazı vatandaşlar bunu diyor. Diyorlar ki Hüseyin Yayman Reyhanlı, Kırkan, Altınözü'nden sürekli orada, oranın milletvekili mi diyorlar. Ya estağfurullah, ben Hatay milletvekiliyim. Milletin vekiliyim. Milletin vekili olmaya çalışıyorum. Bu göreve layık olmaya çalışıyorum. Benim gazeteci kimliğim var, akademisyen kimliğim var, bakan yardımcılığı yaptım. Ama beni en çok mutlu eden görev millete hizmet etme görevi, milletvekili olmak. Ben siyaset yapmayı seviyorum. Bu anlamda Hatay'ın vekiliyim ve hiç kimse diyemez ki ben Erzin'den bir sorun ilettim, bunu çözmedi. Mesela ben Erzin Belediye Başkanı, buradan kulakları çınlasın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı Ökkeş Bey. Ökkeş Bey'le biz bakan yardımcılığım döneminden başlayan Şahin Tepesi'nde Milli Park ilan ettik ve kendisine Cumhurbaşkanlığı imzasıyla orada bir Milli Park, CHP'li belediyeye Milli Park yapılması için o işe öncülük yapan benim, bununla da gurur duyuyorum. Yani ben Hatay vekiliyim, bir ilçenin vekili değilim. Tüm Hatay halkının, 1 milyon 700 bin her vatandaşımızın ben milletvekili olmaya çalışıyorum. İnşallah olmaya çalışıyorum. Eşit zaman ayırabiliyor musunuz? Yani neden Reyhanlı'nın, Kırkan'ın milletvekili diyorlar da mesela başka bir ilçenin milletvekili demiyorlar? Eşit acaba zaman mı ayıramıyorsunuz? Ya bu bazen taleplerle ilgili, bazen bölgesel, işte biz mesela daha çok ova kısmındayız. Ama diyelim ki dört yola daha az gidiyoruz. Doğal olarak dört yollar bizi daha çok görmek istiyor. Ya da diyor ki işte Hüseyin Yayman'a, diyelim ki başka bir insana sorunu iletiyor, bize iletiyor. Ondan kaynaklanıyor. Ama şunun altını bir kez daha çizmek isterim. Yani sadece ben değil, Hatay'ın tüm vekilleri Hatay'ın vekilidir. Hiç kimse bir ilçenin vekili değildir. Bunu söyleyen çok çirkin. Yani o noktaya girmek istemeyeceğim. Bazı yöneticiler, ondan sonra yok şuranın vekili, buranın vekili. Hatta adını da vereyim ya. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı benimle ilgili bir şehrin vekili dedi. Yani Kırıkan vekili dedi. Ben bu sözü kendisine iade ediyorum. Bu çok çirkin söz. Kem söz sahibine aittir. Ben Hatay vekiliyim. Kendi Büyükşehir Belediyesi olarak görevlerini yapsın. Ben geçen bir yayında onu söyledim. Çıktı dedi ki bana engel oluyorlar dedi. Eğer Hüseyin Yayman olarak bir kez daha çağrı yapıyorum, Hatay halkının faydasına,
herhangi bir işine engel oluyorsam çıksın kamuoyunun önünde konuşalım. Sizin aracılığınızla canlı yayında konuşalım, bu kadar net. Önceki dönemlere dikkat çekmiş olabilir mi Sayın Lütfü Savaş? Çünkü Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu dönemden söz etmiyorum. Aslında bu dönemde de bir takım sıkıntılar belki var ama bir önceki dönem AK Parti milletvekilleri de meclis üyeleri de ciddi manada muhalefet yapmışlardı. Yok, beni kastetti. Hüseyin Yayman. Hani yapmadığınız şey mi? Kırıkan milletvekili Hüseyin Yayman. Siz şimdi bir şehrin dediniz ya. Tabii Kırıkan milletvekili, ben Hatay için söylüyorum. Evet. Kırıkan milletvekili Hüseyin Yayman dedi. Ben bu kem sözü kendisine iade ediyorum. Ben Hatay milletvekiliyim. Ve anladım. Herhangi bir konuda kendisi çıksın bana desin ki ben Hüseyin Yayman'ı aradım. Şu lazım. Şu lazım, bana reddetti. Ben şu talepte bulundum, bunu reddetti. Bakın burada Kemal Şıhoğlu Caddesi'nin açılması, Kurtuluş Caddesi'nin trafiğe kapatılması konusunda bu konu dile getiren biziz. Bir protokol yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi vekilleriyle de beraber 110 milyonluk bir borçlanma yetkisi verildi. Aradan 2 sene geçti. Ne para var ortada, ne Kemal Şıhoğlu Caddesi var. Yine aynı şekilde vakıf işhanıyla ilgili bu protokolün yapılması konusunda biz öncülük ettik. Pek çok konuda biz Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı hizmetlerinin yapılması, İller Bankası'ndan borçlanma yetkisinin alınması, bunu hem Hatay Büyükşehir için yapıyoruz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bunu bizden istiyorlar. Ben çünkü Hatay'ın vekiliyim. Ben parti rozetini çıkararak Hatay halkı için çalışmaya anladım. Çalışıyorum. Anladım. Ben Kırıkhan milletvekili değilim diyorsunuz. Bu şekilde Hatay milletvekiliyim. Bu şekilde de söyleme karşı bir yanıt vermiş oldunuz. Büyükşehir Belediyesi Çağrımı yeniliyorum. Arasın beni. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa yapayım. Tabii kesinlikle. Evet. Gelsin istediği canlı yayında, istediği gazetecilerle, istediği televizyonda, istediği radyoda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'yla konuşmaya, meseleleri mütalaa etmeye, tartışmaya hazırım. Samandağ'daki devlet hastanesinin yolu, Samandağ'a su verilmesi, Hassa'daki Akbez'deki altyapının yapılması, Kırıkhan'da köy yollarının yapılması, Antakya'daki cadde içinde yolların yapılması, Erzin'deki yolların yapılması dahil olmak üzere, İskenderun, TOKİ konutlarında su verilmemesi konusu dahil olmak üzere, her konuda kendinin seçtiği gazetecilerle, kendinin seçtiği platformda konuşmaya razıyım. Üstüme düşen bir şey varsa yapmaya hazır mıyız diyorsunuz AK Parti olarak? Üstüme düşen her şeyi yapmaya şerefim üstüne hazırım. Peki efendim, Büyükşehir Belediyesi'ne aday mısınız? Şimdi söylemlerinize bakıyorum sanki böyle bir adaylık söz konusu. Büyükşehir'i, şimdi siz milletvekilisiniz. Tamam, Kırıkhan milletvekili olmaktan yola çıktınız ama öyle söylemler yaptınız ki, söylediniz ki, öyle cümleler kullandınız ki ben adayım diyorsunuz sanki Büyükşehir'e. Öyle mi anlaşıldı? Ben öyle anladım. Öyleyse düzeltelim. Ben Hatay milletvekiliyim. Milletvekili olmaktan şeref duyuyorum. Hatay'a hizmet etmekten şeref duyuyorum. Hep şunu söylemişimdir, hep bütün sosyal medya paylaşımlarında. Hatay'a hizmet etmek benim için şereftir, benim için namustur ve gerçekten bu benim hayatımdaki en değerli zamanlardır. Ben Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne aday değilim. Bir ilçe belediyesine aday değilim. Herhangi bir belediyeye aday değilim. Bizim yaptığımız hizmetleri, Tahtaköprü Barajı ile ilgili yaptığımız hizmeti, Büyük Karaçay Barajı ile ilgili yaptığımız hizmeti, yaptığımız yolları, yaptığımız hizmetleri hep şöyle perdelemek istiyorlar. Hüseyin Yayman bunları yapıyor çünkü Hüseyin Yayman bir yere aday. Ben hiçbir yere aday değilim. Ben milletin gönlünü almaya adayım. Tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Ben bir belediyeye, başka bir göreve talip değilim. Partim beni uygun bulursa, derse ki sen Hatay'dan milletvekilisin, ben Hatay'a hizmet etmekten şeref duyarım. Mesele bitmiştir. Anladım. Peki partiniz böyle bir görev vermeyi düşünüyor mu? O halde soruyu böyle sorayım. Yani zaten ortada henüz yerel seçim yok. Konu bu değil. Yani partinin görev verip vermemesi önemli değil. Bunu bilmiyoruz. Yani ama ben bu görevi istemediğimi belirtmek istiyorum. Anladım. Yani şunu, biz Hatay'a hizmet ediyoruz. Ben Samandağ'ın su meselesini gündeme getirdiğimde hemen diyorlar ki Hüseyin Yayman Büyükşehir aday. Ben Hassa Akbez'de açıktan akan lağımları, foseptiği gösterdiğimde Hüseyin, ya kardeşim ben bir şeye aday değilim. Ben
bu hizmetlerin yapılmasını istiyorum. Bakın ben Hatay Spor'u çok başarılı buluyorum. Lütfü Savaş'ın bu konudaki çalışmalarını destekliyorum. Bu Hatay'ın tanıtımı bakımından çok önemlidir. Ama ben Lütfü Savaş Bey'in, öyle söyleyeyim, belediyecilik hizmetini çok kötü buluyorum. Çok başarısız buluyorum. Türkiye'deki en kötü belediyecilik, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri arasındaki en başarısız belediyecilik buradadır, bunun altında. Öyle olduğunu siz ya ben düşünüyorsunuz. Ben söylüyorum. Ben maksadım. Ama aday değilim efendim, demeye şöyle, devam ediyorsunuz. Aday değilim. Ben şunu söylüyorum. Şimdi Hüseyin Bey, demin hani bana sordunuz ya, böyle mi anladınız siz? Evet. Şimdi siz yani sürekli büyükşehri konuşursanız, Lütfü Savaş'ı eleştirirseniz, hayır, siz sordunuz öyle anlaşılır. Ama. Efendim yani, siz sordunuz, ben cevap verdim. Ben buna girmedim ki özel olarak. 46 milletvekili demesinden ötürü. Ama şöyle, ben şunu söylüyorum. Benim derdim kişilerle ilgili değil. Ben Hatay halkıyla, 1 milyon 700 bin Hatay nüfusumuzun mutluluğuyla, memnuniyetiyle ve Hatay'a hizmet gelmesiyle ilgiliyiz. Herhangi bir vatandaşımız derse ki biz dört yola bunu istiyoruz, Yayla Dağı'na bunu istiyoruz, ben elimden geleni yapmaya çalışırım. Peki, adaysınız ya da değilsiniz. Ya ama değilim. Adaysınız ya da değilsiniz. Netice itibariyle sizin de ifade ettiğiniz gibi bir seçime ihtiyaç var. Bu da çok konuşulan bir konu. Erken seçim deniyordu, zamanında seçim deniyordu. Şimdi baskın seçim dahi konuşulmaya başlandı. AK Parti artık götüremez bu işi. Ekonomideki durum ortada diyor geniş bir kesim. Diyorlar. Geniş bir kesim. Evet. Ya ben bu yorumlara katılmıyorum. Çünkü niye? Türkiye'de seçimler 2023 yılında olacak. Artık zaten 2022 yılındayız. Seçimlere 14 ay gibi bir süre kaldı. Haziran ayında olacağını düşündüğümüzde 14-15 aylık bir süre var. Seçimler zamanında olacak. Durum böyle olunca artık erken seçim, baskın seçim, öne alınmış seçim olmaz. Seçim 2023 yılında olacak. Biz bu seçim için çalışıyoruz. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesi, bir kez daha Cumhurbaşkanımızı başkan yapmak ve Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerden birinci olmak için çalışıyoruz. Tabii kamuoyunda farklı görüşler var. Ben bunları olgunlukla karşılıyorum. Bu demokrasidir. Ama bugün bize erken seçim diye çağrı yapanların aslında 2 sene önce yapılan yerel seçimlerde aldığı hezimeti gördük. Ya da AK Parti 20 yıldır iktidarda, 15 seçim oldu. 15 seçimde sürekli kaybeden partiler var. Bunların amacı AK Parti gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin. Millet bunu görüyor. Milletin umudu bence AK Parti. Peki. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Ben teşekkür ederim. Özlemiştik birbirimizi. Eyvallah. Vatandaşlarımıza da saygılarımı, sevgilerimi bir kez daha gönderiyorum. Hassa'da kara afetinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bütün bu yaraların sarılması için valimizle, milletvekillerimizle, Cumhur İttifakı olarak milletimizin yanındayız. Biraz önce söylediğim sözü son söz olarak bir kez daha dile getireyim. Devlet millet için vardır, biz sizin için varız. Eyvallah, iyi akşamlar diliyorum efendim. Evet sevgili seyirciler, Sayın Hüseyin Yayman'ı uğurladık.